liraya kadar? Ortalama 150 liradan başlıyor. 400 liraya kadar var. Bileletip kullanalım. Aynen. Ömrünüz yeterse kullanırsınız dedikçe. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? 30 senedir. Zaten bayramdan bayrama geliyor bilemeye. Yani bıçağına elindeki aletlere düşkün olanlar bayramdan sonra getiriyor ama genelde bayramdan bayrama geliyor bize. Ama bu mesleğin sırrı ne? Bana onu anlatır mısın? Vallahi bu mesleğin sırrı çok zopa yemekten geliyor. Öyle mi? Tabii. Bunun zopasını dayağını yemeyen bu mesleğe öğrenemez. Fiyatları? Bıçak bileme fiyatları 15 lira. 15 lira. 10 lira bilediğimiz doğru. Kurbandan kurbana geliyorlar sanırım. Tabii. Kurbandan kurbana geliniyor. Böyle dar vakte geliniyor. Bak böyle biz bunları yapıyoruz. Yani bıçak bittikten sonra böyle kolumuzu tıraş ediyoruz. Ama çalışırken et de güzel güzel kesecek, dizecek görüyor musun kollarımızda? Böyle denemeler yapıyoruz ama birini öyle yaptık da birini de olmamış olabilir diye bir lüksümüz yok. Hepsi öyle çıkmak zorunda. Hepsinin güzel çıkması gerekiyor. Şimdi aceleye geldi gibi oluyor çünkü kurbana şurada 2 gün evet. kaldı, 2-3 evet. gün kaldı. Yığılma oluyor tabii de yine de bir hafiften biraz performans düşüyor işçilikte. Ama düşmemesi gerekiyor. Vatandaşın da bize zaman tanıması gerekiyor. Getirdiler mi 3-4 bıçak getiriyorlar. Tabii doğru bakın. Bütün evin bıçakları 15 sipariş bıçak görüyoruz. Ne kadar sipariş bunlar, var? Şöyle burayı da çek al bakayım gel. Bunlar bilemeye gelen. Bunlar bilenenler mi? Mesela bir evin bıçağı bunlar. Bir evin bütün bıçakları bura. Bunların hepsi bugün geliyor. Şimdi geliyor. Daha önce gelmiş olsa daha güzel bilenebilir. Daha güzel. Daha geniş zamanda olabilir. Yine biz elimizden geleni yapıyoruz ama bu kısa zamana, dar zamana bırakmamak gerekiyor. Bilenler için, bilmeyenler için. Bilmeyenler için. Bıçak bilenirken önce kalem dediğimiz iş vurulur. Kalem de boyanın kesmesi gibi. Duvarları boyarken kesme yapıyoruz ya. Evet. Bu kalemi vururuz. Sonra çarkta kalemi çıkartmak gerekir. Önce bir çekip. Tabii. O şey, bu derinlik ve tatlı yüzeyi temizlemesi gerekiyor. Kaç yıldır buradasın sen? Vallahi ben çok küçükten buradayım. Ben şimdi 58 yaşındayım. İlkokula gitmezden önceden beri babamın yanına gelir giderdim. Şimdi evet, biz buna ayna deriz bu işe. Bu işin olmazsa olmazlarındandır. Bir tanesi 15 lira. Evet. Nasıl fiyat sence? Bıçaklar pahalı, normal yani. Bilelet kullan. Kurban Bayramı öncesi yoğunluklar nasıl? Şu an eskisi gibi değil. Bu kadar çoşluk yine iyi. Bir parçaya başlıyor. Eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Vallahi eskiden şöyle söyleyeyim. Bir aya kadar çarkımız hiç susmazdı. Çalışırdık. Hatta diyebilirim ki gece yarında bıçak biterdi, imalat yapardık. Yani öyleydi. Ama şimdi diyebilirim ki %70 düşük. Çok düşük. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar... Allah bereket versin. Çok şükür iyi. Allah bereket versin. İnşallah iyi olur da. Vatandaşım soruyor. Fiyatlar nasıl? Ben bıçak bile ileteceğim diyor. Ya şu anda bilemiyor. 15 lira. Bıçak satışları da 150'den başlıyor. Bıçak satışları 100 TL'den başlıyor. 150 liradan başlıyor. Bile iletmek 150'ye mi? Kadar devam ediyor. Bilemiyor da 15'ten başlıyor. Peki bıçak almak mı, bile iletmek mi? İkisi de.